Değerli kardeşlerim, Müslümanların en çok konuştukları konulardan biri de birlik, vahdet konusudur. Bir arada olmak, bölünmemek, parçalanmamak, işte kafirler parçalanmadı, birleştiler, biz birleşmedik sorusu gündeme çok geliyor. İftar sofrasında da, toplantılarda da, konuşmalarda, cenazelerde, her yerde birlik üzerinden dem vurulur. Ben böyle sanki çok büyük keşif yapmış gibi bir şey söylemek istiyorum. Bu keşif yapmayı bir dikkat çekici cümle olsun diye zikrettim. Büyük keşfimdir. Müslümanların bölünme nedenlerinden biri vahdet, birlik, beraberliği konuşmalarıdır. Konuştukça parçalanmanın nedeni oluyorlar. Kim vahdet, birlik, beraberlik, ümmet üzerine çalışma yapıyorsa suçlu olarak yakalanmalıdır. Ne kadar çalışıyorsa o kadar dürtüyor. Bu ne gibi biliyor musunuz? Bir trafik kazası düşünün. Bu trafik kazasında işte araçlar çarpışmış vesaire. Ne deniyor? Siz sadece yetkiliyi çağırın. Sağlık görevlisini çağırın, müdahale etmeyin deniyor. Adam trafik kazası geçtiği için yaralandı. Oradaki amca yardımlardan dolayı felçlik alıyor bu sefer. Ehil olmayan birisi ona yardım edince adam %10 sakatlıkla atlatacağı şeyden felçliği ömrünün sonuna kadar bedeninin yarısı yok olarak yaşıyor mesela. Ehil olmayanın yardım etmesi de sağlık açısından bir kaza çeşidi. Yaraya tuz dökmek gibi bir şey bu. Müslümanların birbirlerinin vahdeti, beraberliği üzerinden konuşmaları budur. Bir insan düşününüz kardeşim. Bir gruba, tarikata, cemaate, ismini herkes serbest koysun, mensup birisi. Bu grubu adı ne olursa olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından 1400 sene sonra kurulmuş. Alim cahil önemli değil, birisi tarafından kurulmuş. İddiası ümmeti Muhammed'i birleştirmek. Bildiği dil köy lehçesi, Orta Anadolu lehçesi. Bunu biliyor sadece. Yazısı, çizisi yok. Fakat Allah'ın izniyle yaklaşık 100 dilin konuşulduğu İslam alemini birleştirecek inşallah. Yola çıkmış. Sonucu gözünle izleyebilirsin. 1000 parçaya bölünmüş bir şeyi 1001'e bölmeye çalışıyor. 1001. parçayı üretiyor. Kendisi İslam aleminin nüfusundan haberi yok. Kaç ülkeye bölündüğünden haberi yok. Kaç dil konuşuluyor, ondan haberi yok. Emperyalizm nedir, liberalizm nedir, onu bilmiyor. Bir iftar sofrasında, ya bizim Hoca Efendi'nin konferansını dinlese İslam alemi Allah'ın izniyle birleşme olacak ya, dinlemiyorlar ya. Nerede konuşmuş? Bir önceki iftar programında konuşmuş onun hocası. 1,5 milyar insan, üzerinde de 5,5 milyarın baskısı var. 5,5 milyarlık bir kitle, 1,5 milyarı bloke etmiş, üzerinde duruyor. 150-200 senedir parçalanması için balyozlanıyor bu topluluk. Hocası bunun 20 dakikalık bir konuşma yapmış. Kabe'den canlı yayınlanmalıymış o aslında. O konuşmayı bütün dünya dinlese yarın birleşirmiş İslam alemi. İnsanlar 1400 senedir Kur'an dinliyorlar, birleşmiyorlar. Bunun hocasının, hoca efendisinin konuşması birleşecek. Buradaki en büyük zulüm vakıayı bu kadar küçük görmektir. Bu kadar küçük bakan, miyop bile olmayan bir insanın elinden
1,5 milyarın birleşeceğini düşünmek mümkün mü? O kadar düşünüyor ki Müslümanların birleşmesini, onlarda birleşmeyen herkesin kanını helal görüyor, öldürmeye caiz görüyor. Biz de birleşmek diyor. Mübarek Hacer-ül Esved olmuş, etrafında dönmemiz gerekiyor. Kısır bakışlar, trafik kazasında bir köylünün kasmasını alıp hastayı yerden kaldırmaya çalışması gibi bir kasmayla acil yardım yapıyor. Trafik kazası görmüş birisi yani. Bu bakış tarzıyla kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in bir birleşme ihtiyacı da yoktur zaten. Dağınık kalması daha hayırlıdır. Birleşmesek bir gün birleşme umuduyla yaşayacağız hiç olmasın. Bu tür bir birleştiriciler sayesinde birleşme umudumuz da kalacak dünyada. Bu sebeple vahdet, birleşmek, dağılmamak, bir arada bulunmanın türünden yapılan edebiyatlar başımızın sıkıntısı zaten. Tıpkı bu, hoca karı ilacıyla hastayı tedavi etmektir.